Planlama ve stratejiyi oluşturma aslında birçok bloğun başarılı olmamasının nedenlerinden. Bu doğru planlama, hangi konulara gitmeliyim, hangi içerikleri yazmalıyım ve hangi frekansta yazmalıyım konuları gerçekten ilk başta planlanması gereken şeyler. Burada böyle örnek üzerinden mesela frekans çok önemli. Ne kadar buna kaynak ayırabileceksiniz ve ne kadar içerik üretebileceksiniz? Örnek veriyorum, haftada 4-5 içerik üretebilecek sizin gücünüz var mı? Bu en az. Siz buna evet sorusuna cevap verebiliyorsanız daha geniş ve nişiniz çerçevesinden uzaklaşan konulara da gidebilirsiniz. Bu daha geniş konular ne demek? Mesela sizin nişiniz spor olduğunu düşünelim. Bir örnek üzerinden spor kıyafetleri satan bir e-ticaret sitesisiniz ve blog yayını yapmaya karar verdiniz. Spor, beslenme, sağlıklı yaşam, spor giyim, bu zaten sizin çerçevenizin içerisinde olan konular. Ama daha fazla içerik üretebilecekseniz, böyle bir kaynağınız varsa trafik sağlayacağını düşünerek farklı konulara ama yine hedef kitlenin içerisinde kalarak, yani bir sonraki çembere geçebilirsiniz ama mutlaka ilişkili olmalı. Bu şekilde içerik konuları bulabilirsiniz. Ama bunu şu şekilde de yapmamak lazım. Yine trafik sağlayacağını düşünerek mesela en iyi Netflix dizilerini yazmaya karar verdiniz. Örnek veriyorum ama spor nişindesiniz siz. Burada tabii ki nişinizden ve kendi kategorinizden uzaklaşmış oluyorsunuz. Uzaklaşsanız dahi böyle bir şey kitlenizin ilgilendiğinden eminseniz de burada da bir istikrar sağlamanız ve bununla ilgili zaten sürekli olarak içerik üreten, işte dizilerden, filmlerden sürekli bahseden siteleri geçebilmeniz için burada bir fark yaratabiliyor olmanız gerekiyor. Benim burada en çok müşteride gördüğüm, marka bloglarında gördüğüm şey aslında o aşamayı çok hızlı geçip planlama ve düşünme aşamasını klasik blog kategorilerine, işte lifestyle mesela sizin de gördüğünüz bütün şeylerde, muhtemelen bloglarda gördüğümüz kategorilerden lifestyle, işte sağlık, yaşam vesaire gibi konular çok klişe ve her blog açanın aslında kullandığı kategoriler. Bunlardan tabii ki yapmayın değil ama bunları yapacaksanız rakibinizden farklı bir şekilde nasıl yapabilirsiniz? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Ve burada da bir istikrar sağlamanız gerekiyor. Yani film nişine girecekseniz, filmle ilgili yazacaksanız o konuda bir şeyiniz olması gerekiyor. Burada Google'ın da belli update'leri var. Hem sağlık siteleri için getirdiği çok ciddi update'ler var zaten. Hem de otorite EAT güncellemesi var Google'ın. Burada da beklentisi aslında sizin uzman olduğunuz konularda içerikler yazmanız ve belli bir konu ve nişte uzmanlığınızı göstermeniz. Yani bu sağlık sektöründe, para finans sektöründe daha ciddi yaptırımları oluyor ama performans açısından da diğer sitelerde, yani siz her şeyden bir bukle yazmak istiyorsanız orada performans sağlamanız da çok zor olacaktır. O yüzden bu aşama önemli. Burada verebileceğim tavsiyeler de blog siteniz eğer yeni açıyorsanız mutlaka ilk aşamada en az 20-30 içerik birden yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında zaten bizim önerdiğimiz istikrarlı ve düzenli bir şekilde planlama yapmak ve bu şekilde ilerlemek oluyor ama ilk siteyi açarken belli bir içerik sayısında başlatmanız önemli ve değerli. Burası SEO için bahsettiğim. İlk içerikleri belirlediğiniz kategoriler nelerdi? Az önce bahsetmiştik. Hangi kategorilerde hem nişiniz özelinde yazacağınız hem de ondan farklılaşarak yazacağınız neler var? Bunlardan bahsedecek olursak da bunların hepsinde eşit dağılımda içerikle başlamanız. Yine SEO tarafından önereceğimiz şeylerden. Yani bir kategoriyi boş bırakıp 20-30'u 4 taneye bölüştürmek değil de hepsine belli içerik girmek daha faydalı olacaktır. Eğer siz haftada 4-5 içerik üretemiyorsanız, bu kadar bir kaynağınız yoksa sadece kendi alanınızda kalmak. Yani siz haftada 1-2 içerik üretecekseniz eğer gidip tamamen alakasız kendi kategorinizden, konumuzdan farklı şeyler seçmemelisiniz. Burada mutlaka öncelikle kendi alanınız, kendi en yakın konularınızla ilgili içerikleri yazmanız. Bunlarda da en yüksek hacimli yazabileceklerinizi seçmeniz. Öncelikle ilk aşamadan bahsediyorum. İlk içeriklerde
yeni başlıyorsanız bu yine markanızı, ürününüzü, hizmetinizi çok bağırmamalısınız. Bu yine irite edici durabilir ve kullanıcının sizin içeriklerinizle, blogunuzla bağlanmasını da yapabilir, engelleyebilir. Bir konseptiniz olması. Az önce bahsettik, yani milyonlarca blog var. Bunların içerisinden sıyrılmanız için, kullanıcıya değebilmeniz için bir konsept ve diliniz olması gerekiyor. Ve tüm planlamalarınızı da bunlar doğrultusunda yapmanız en sağlıklısı. Yani konsept dediğimiz şey ne? Siz kullanıcınızı, müşterinizi eğlendirecek misiniz bu içerikleri yazarken? İşte spor ve diyetten gittik, bunlardan örnekler verelim. Spor ve diyeti ertelemek için komik bahaneler vesaire gibi eğlendirici içerikler yazacak mısınız? Eğitecek misiniz? Bu nedir? Genelde bu zaten tercih edilen bir konsept. Doğru plank nasıl yapılır? Örnek veriyorum. Motivasyon ve ilham verici şeyler yazmak, hayatınızı düzene sokmak için X öneri gibi. Güncel haberler ve trendler. Mesela bunları girecek misiniz? Bunlara da girebilmek için yine buna kaynak ayırmanız ve bu trendleri sürekli takip edip daha fazla içerik üretmeniz gerekiyor. Bunu yapabilecekseniz bunu seçmelisiniz. Yani işte basketbol turnuvaları X tarihte başlıyor gibi bir haberi kitlenize verebilecek gücünüz var mı? Bunu düzenli olarak yapabilecek misiniz? Başta eğer bunu yapacak ekip, kaynak görmüyorsanız bu tarafa hiç dokunmamanız daha sağlıklı olacaktır. Burada da dediğim gibi başta şunu da belirlemek lazım. Yani hep şöyle oluyor. Bloğa başlayalım, devamında zaten içerikler gelir, alakalı bir şeyler yazılır gibi. Genelde bu duran ve devam etmeyen blokların problemi bu zaten. Çünkü süreçte bu sefer sıkıntı yaşanıyor ve süreçte devam edemiyorlar. Çünkü belli bir elinde plan, strateji, ne yazacağı, nasıl yazacağı vesaire hiçbir şey yok. Haliyle başta bunları oturtmak belli bir zaman alacak olsa da sizin ileride işinizi kolaylaştıracak.